Selamünaleyküm dostlarım. Bu videomuzda tedavi tankına aldığım sarı prenses balığım ağzına yumurta almış. Onu göstereceğim. Ve son durum videosudur. Genel durumları göstereceğim. Şimdi bir bakalım. Şimdi kardeşler, olayı olduğu gibi gösteriyorum. Bakın, içerisi bulanık. Buraya tedavi yapıyorum. Mesela şurada sarı prenseslerim var, değil mi? Bazen bunlar kavga ediyor. Ondan sonra kuyrukları yıpranıyor. Ne bileyim, böyle yaralıyorlar birbirlerini. Ama her zaman olmuyor bu. Arada bir oluyor. En çok zaten olan da sarı prenseslerimde. Sarı prensesime ısıtıcı koymuştum buraya. Isıtıcının da derecesi fazlaydı. Çok kavga etmeye başladılar. Sonradan da buraya aldım. Üzerinde böyle nokta kadar da olsa hassas olan balıkları buraya aldım. Şurada, bakın şuradaki balımız ağzını doldurmuş. Görüyor musunuz? Buna nasıl bir tedavi uyguluyorum? Flagi tedavisi yapıyorum. Hem dış parazit hem iç parazit tedavisi oluyor. Hatta şöyle yapmıştım, bakın. Günlük rutin işlemlerinden ilacı attım, bu suyun içine atacaktım ki bir baktım ağız dolu. Mesela bakın, şimdi suyu göstereyim. Bakın şurada da gözü yaralanmış. Görüyor musunuz şurada? Şu balığın ağız dolu balığımız da şu aşağıda. Onu kepçeyle yakalayacağım ama bunun sıcaklığı fazla. Buna ısıtıcıyı da takıyorum çünkü derecesi biraz yüksek olsun diye. Öteki balıklarımız düzelmiş. Hepsi de canavar gibi. Hatta ağız dolu. Sadece orada gözü rahatsız olan balık var. Başka hiçbir şey yok. Üzerlerinde böyle kırmızı yaralar oluyor. Balıklarınızı izleyin. İzleyin ki ne olup ne bittiğini görürsünüz. Şimdi bende çok balık var mesela. Hani burada gördüğünüz gibi 70 tane var. Burada da böyle 70 tane, 60-70 tane. Hani burada da var. Burada da var. Yani böyle olunca, durum vaziyet böyle olunca da balıkları çok seyredemiyorsunuz. Ne olmuş ne bitmiş çok bilemiyorsunuz. Bu da ne oluyor? Balıklarınızı böyle yaralıyken ya da hastayken fark ettiğinizde ortaya çıkıyor. Mesela şu portakalımızın gözünü yemiş öteki balıklar. Darbe atmış. Şöyle diyeyim. Sürekli iyi şeyler olmuyor. Sıkıntılar da oluyor. Zaten bizi biz yapan o sıkıntılarla boğuştuğumuzda daha güzel olur. Şurada ağız dolu balık var. Çok hayran kaldım açıkçası. İçine erkek de atmıştım. Bunlar, siz gidin rahat durmayın. Isıyı da yükselttim. Habire yavru yapın. Mesela böyle yapmışlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şuradan biraz su alacağım. Suyumuzu aldık. Bu şeyi de karıştıralım bir dakika. Filagimizi de karıştıralım. Hastalıklar özellikle iklim geçişlerinde oluyor kardeşler. Mesela yazdan kışa geçerken sıkıntı oluyor. Hastalıklar kaçınılmaz oluyor. Şöyle bir tanesini yakalayalım. Şu balık sapa sağlam ama bak şey oluyor yani. Rahatsızlıklar kaçınılmaz oluyor. Şunu bir atalım şuna. Tamam. Öteki balıklarımız canavar gibi. Sadece bir tane balığımız da var. Şöyle gösterelim. Kapacağım balıkta. Ne? Bu kaçtı. Şimdi bak. Ayrıntılı göstereyim ki siz de görün dostlarım. Bakın balık. Gözünde yara çıkmış bunun. Yara dediğim, gözüne bunu vuruyorlar erkekler birbirleriyle. Ondan sonra enfeksiyon kapıyor. Bir de şey. Bunu geçiyor. Kuyruklarında da darbeler var. Bunu nasıl geçiriyorum? Bakın flagi yaptım. Flagiyi yaptım diyelim. İçine attım bakın duman gibi. Buna 50 litreye 4 tane atıyorum ben mesela fazla olsun diye. Haplar da tam erimemiş zaten. Elime geliyor bakın. Görüyor musunuz? Bu eriyecek. Şimdi en hasta balığı, en ağır balık bu. Tamam mı? En hasta balığı böyle yakalayıp biraz bunun içinde bekletebilirsiniz.
filer gibi bir antibiyotik. Hem dış paralit hem iç paralit temizlediğini ben şahit oldum diyelim. Sonra bunu böyle beklettikten sonra düzelir bu. Tamam mı? Ama büyük ihtimal gözü düzelmeyecek. Sadece tek gözle balık yüzecek. En azından ölmesinden iyidir. Balıklar büyük ölümlerden kaçıyor. Kaçırıyorum, kaçındırıyorum en azından. Sonra şuradaki balığımıza bakalım. Mesela hamile balık. İnşallah kusmaz. Neredeydi o? Heh, şurada. Şu muydu bakalım. Ağzı dolu balıklar şey oluyor. Ha bak şurada gördünüz mü dostlar? Balığın ağzı dolu. Sonra tedavimize devam edelim. Bakın bu balığın da gözü yok. Enfeksiyon kapmasın diye filagili şeyin içine atıyorum. Bakın ötekiler zaten düzelmiş. Şu güzel bir erkek. Bu erkeği niye attım? Bunda bir şey yoktu aslında da. Çok yavrum hadi ya sen mi kandırdın bizim dişi balığımızı? Bakın bu 10 numara 5 yıldız bir erkek. Şöyle üzerlerinde bazen nokta gibi kırmızılık oluyor. Bakın bu düzelmiş. Hem de çok güzel düzelmiş. Böyle. Atalım içine. Teker teker hem ilaçlı suyun içine oluyor hem de kontrol etmiş oluyoruz dostlarım. Erinmeyin. Balığı seyrederek ölmesin. Şunda yakalayalım. Balığı seyrederek öleceğine tedavi edip bir şey kurtarın ya daha iyi. Sanki şunun ağzı da dolu gibi. Ama bakın. Evet. Bakın gördünüz mü? Tertemiz balık. Hiçbir rahatsızlığı yok. İlk başlarda böyle şey gibi oluyor. Birbirlerini ısırmış gibi oluyor. Saldırıyor. Yaralar oluyor. Bir şeyler oluyor. Yani hastalandığınız, şüphelendiğiniz... Anam kaçtı balık. Mesela şu. Böyle teker teker atıyorum ki içlerine. Evet. Bakın iç paralit de söyleyeceğim. Şimdi bakın şurada sarı prenses, beyaz prenses akvaryumum var. Görüyor musunuz? Beyaz prenses akvaryumunda bu balık çok küçük. İçine damızlık altı dişi diye attım. Ama ne oldu? Aç kalmış bu. Tedavisini de yaptım. Bak karnında hafif şişlik var. Görüyor musun? Bu balık düzeldiğini gösteriyor yani. Balık düzeldiğini gösteriyor. Ve şey iç parazit balık yem yemeye ona dönüşebiliyor. Artık eskisi gibi yem kapasitesi olmuyor. Onu söyleyeyim. Buradaki balıklar hep iyileşmiş çok şükür. Zaten balık tedavisini balığın hasta olduğunu ta böyle son aşamada fark etmeyin ki kardeşlerim bakın bu da düzelmiş. Vücudunda yaralar vardı. Hani bakın bunda da bu da düzelmiş. 10 numara 5 yıldız. Tedavimiz 2 günlük, 3 günlük bir şey. Çok bir şey değil. Buna bilerek atıyorum ki teker teker bakalım. Ben de ilaçlı suya girsin. 5 dakika, 10 dakika bile dursa kar kardır. Ben böyle bir keresinde vatozumu filagili ilaçlı suyun içine unutmuşum. Balık düzeldi mesela. Ay, kepçe delik bu. Bundan gitti. Zaten alırken göstereceğim. Şöyle yakalayalım. Balıklarımızın geneli düzelmiş. Sadece bir tanesi göz fungusu çok artmış. Bakın bu da 10 numara 5 yıldız düzelmiş. Balıklarda şey vardı. Kavga edince üzerleri yara bere olur ya kardeşler. Ne bileyim ısırma falan filan. Bazen öyle oluyor. Bakın bunlar hep düzelmiş maşallah. Plagi ilacımız sayesinde. Doğru tedavi, doğru zamanlama her zaman önemlidir. Bakın bu da düzelmiş. Bunlar neden oluyor bu kavgalar? Şöyle açıklayayım size. Dostlarım bu kavgalar ısıtıcıyı çok açarsınız. Ondan sonra
açık yara olursa, oraya da bir pansuman yapılmadığı zaman o açık yara daha da büyüyor balıklarda ve düzelmiyor. Şey gibi düşünün aynı. Hani ağzınızda uçuk olur, yara olur ya mesela. Hani mesela şöyle olsun. Hani ağzınızda uçuk olur da yara olur da ona tuz basarsanız da düzelir ya, mikropları öldürür. Damağınızda, dudağınızda yaralar falan. Aynı onun gibi de bu balıklarda da böyle bakteriyel hastalıklar oluyor. Bakteriyel hastalıkları da gidermenin en büyük yöntemi işte bu filagi. Ondan şuradaki. Bakın tedavi düzelmiş. Onu almadım. Ağız dolu bu balığımızın, bak. Bu balığın ağzı dolu. Tedavi tankında ağzını dolduran balık. Sağlıkları genel anlamda iyi. Bir yaramazlık yok. Hatta şöyle bir şov yapsak bile geliyor. Bili 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 bili. Hatta bakın. Mini mini mini. Oh, geliyor yani. Bir yaramazlık yok. Görüyor musun? Bakın bunlara da yapsam gelir. Gördünüz mü kardeşler? Balık böyle olacak. Stresini açmış olacak. Sağlıklı olacak. Ondan sonra güzel. Ayrıyetten vatozlarımız da hunharca büyüyor. Ondan sonra gördüğünüz gibi durum vaziyet böyle kardeşler. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone sayılarımız yükseldi.